Evet, dokuzuncu soru. Şekildeki kapta birbiriyle karışmayan KLM sıvıları eşit hacimde kullanılmıştır. Bu kapta aşağıdaki işlemler yapılıyor. Birinci işlem. Musluk açılarak M sıvısı boşaltılıyor ve musluk kapatılıyor. Okey. İkinci işlem. Musluk tekrar açılarak L sıvısı boşaltılıp musluk kapatılıyor. Ve son durumda diyor A noktasındaki basınç değeri P kadar oluyor diyor. Bak şimdi. Bir kere şu hemen işlemleri şuraya bir yapalım. Birinci işlemde ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk birinci işlemde? M sıvısını boşaltıyoruz. Bakın M sıvısını boşalttığım zaman bana ne kalıyor? Şurada bir L sıvısı kalıyor. 2D yoğunluklu ve K sıvısı kalıyor. D yoğunluklu. Şu birinci aşama. Sonra ikinci aşamada diyor L'yi de boşalt. L'yi boşalttığım zaman artık benim sadece burada K sıvım kalıyor. D yoğunluklu. Bu ikinci aşama. Ve diyor ki şu aşamaya geldiğinde diyor kabın tabanındaki basınç P kadar diyor. Ha bak demek ki H kadar yükseklik ve D yoğunluklu sıvının basıncı P kadar. Tamam. Buradan oranlama yapacağız bakın. Tamam mı? Buraya dikkat. Bu şurada bir kalsın. Şunu şöyle yapayım. Şimdi birinci işlem A şıkkını okuyalım. Birinci işlem sonunda A noktasındaki basınç değeri 2P kadar azalmış oldu. Birinci işlem neydi? M sıvısını boşaltmaktı. Peki M sıvısı kaç D yoğunluklu arkadaşlar? Sol tarafta bakın. 3D yoğunluklu. Yukarıda yan tarafta hemen yapmıştım. D yoğunluklu sıvının basıncı P ise 3D yoğunluklu sıvının basıncı 3P olur arkadaşlar. Onun için azalmamız 2P değil 3P kadar olacak. A yanlış. İkinci işlem yapılmasaydı A noktasındaki basınç değeri 2P olurdu. Yani bakın sağ tarafa bakalım. Şundan bahsediyor. Şu durumdayken basınç 2P olurdu diyor. Bu da yanlış. Çünkü burada bir K sıvısı var. D yoğunluklu. Bunun basıncı P kadar. Bir de L sıvısı var. 2D yoğunluklu. Bunun basıncı da 2P kadar. Toplam ne oldu? 3P oldu. Ama cevap ne diyor? 2P diyor. B de gitti. Birinci ve ikinci işlemler sonucunda A noktasındaki basınç değeri 5P kadar azalmıştır diyor. Bak, A noktasındaki basınç değeri 5P kadar azalmıştır. Yani diyor ki birinci işlem ve ikinci işlemi komple yap. Birinci işlem neydi? Birinci işlemde M'yi boşaltıyordum. Peki M'nin 3D yoğunluklu olduğu için ne kadar basıncımız gitti? 3P kadar basınç gitti. İkinci işlemde ne yapıyordum ben? L sıvısını boşaltıyordum ikinci işlemde. L sıvısı da 2D yoğunluklu değil mi? Evet. Bu da 2P yapmaz mı? Evet. O zaman topladığım zaman ne oldu? 5P kadarlık bir azalış meydana geldi. Bu yüzden de cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak.